Zeki Uzun tabi tabii Buruma'nın Türkiye'ye ikinci gelişi ve evet. Galatasaray kariyeriyle ister istemez kıyaslanıyor ama yaptığı açıklamalarda bir anlamda Buruma da kıyasladı. Evet. Ben Türkiye'ye ilk geldiğimde daha gençtim, artık Doğru. daha tecrübe kazandım şeklinde. Hazırlık maçlarında da süre buldu ama geçen sezon çok fazla maç temposu yoktu, hep sonradan oyuna giren bir Buruma vardı. Muhtemelen Fenerbahçe'deki sürelerini yukarıya çıkartabilmek için de yoğun bir program olacaktır. Yani sonuçta süratli bir oyuncu Buruma eee hazırlık maçlarında su oynatıyor. Çünkü hem görmek istiyor hem de e, kondisyonunu üst seviyeye çıkarması lazım Fenerbahçe takımında ilk 11'de oynayabilmesi için. Buruma e, yani Fenerbahçe'de yararlı olacak bir oyuncu. Çünkü Orgejisus'un sistemin hem eee hücum futbolunu e, öne taşıyan bir sistem ve hızlı oyunu tercih ediyor hoca. O hızlı oyunda Buruma gibi oyunculara ihtiyaç var. E, ama dediği gibi hani ilk geldiği dönem e, tecrübesizliğinin, gençliğinin olduğu bir dönemdi. Şimdi olgunluk döneminde Fenerbahçe'de Jorge Jesus'la şampiyonluk yaşamak istiyor. E, Jorge Jesus bir şans e, buruma için. Hı hı. Yani büyük bir rekabete girecek ama şu andaki hazırlık maçlarında ortaya koyduğu futbol, hiçbir, hani Berişe'yi falan işte e, çok övüyorlar. Yani bu hazırlık maçlarında Bruma'nın da diğer oyuncuların da yani ön plana çıkan oyuncuların da e, göstergesi e, lig için bir e, kriter değil. Onu söyleyeyim. Çünkü lig, bizim ligimiz çok e, sert bir lig, zor bir lig. E, hazırlık maçlarında oyuncular tabii ki burada e, istekli görüntüsüyle e, dikkat çekiyorlar. Ama asıl Avusturya kampında e, neler yapacaklar? Orada daha dişli takımlarla oynayacaklar. Orada ortaya koyacağı futbol önemli. Ama Fenerbahçe'nin e, bu tarz oyuncular alması, Lincoln yaratıcı bir oyuncu. E, e, hem skor katkısı çok fazla olacak hem zeki bir oyuncu. Ya yani Ön tarafa iyi yatırımlar yapıyor Fenerbahçe. Bunlardan e, biri de Bruma. E, hamle oyuncusu olarak da zaman zaman e, Jorge Jesus'un kullanacağı bir oyuncu. Ben ilk 11'de oynaması için şu andaki performansının e, Fenerbahçe'nin ilk 11'de o ön tarafta oynayacak düzeyde olmadığını düşünüyorum ama iyi çalışırsa oynar. O da farkında durumunun tecrübe kazandığını ama takıma katkıda bulunmak için daha çok çalışması gerektiğini söyledi. Hep birlikte göreceğiz bakalım. Ama Bruma iyi bir oyuncu, iyi bir transfer. Tabi Buruma ile beraber Fenerbahçe'nin ön bölgedeki hareketliliğinin biraz daha artacağını düşünebiliriz Mahmut Alparslan. Jesus'un her zaman vurgu yaptığı konulardan biri. Burada Lincoln'e mi daha çok pay düşecek? Bruma'ya mı daha çok pay düşecek? Ya da Jesus'un Burumadan hangi özelliğinden faydalanmak istediğini belki de zaman gösterecek. Şimdi tabii e, genel bakarsın artık bizim futbolunda hepsi çabuk oyuncularla kurulardık. Müdafada da çabuk olacaksınız, orta sahada açıklarınız da açıklarınızda forvette zaten olmazsa olmaz da Yarışmak istiyorsanız evet. e, liginizde ve yukarılarda daha doğrusu Avrupa'da çok hızlı aktif ve oyunu iki yönlü oyuncuları e, bünyenizde barındırmak gerekiyor. Burumuayı biliyoruz. Patlayıcı gözü hakikaten iyi olan bir oyuncu ama ne vardı? Çevre kontrolünde oynamada bir sıkıntıları vardı. O kadar ne kadar geliştirdi bilemiyoruz onları. Şimdi bunlar da zaten devamlı oynamaları gelir gelmez hazırlık maçlarında oynamaları hem etrafında oynayan kişileri hem de arkadan gelen kişileri birbirlerine ansablesi birbirlerine uyum süreçleri <laughs> maç esnasında olacaklar. <laughs> Tabii çok erken her şeyi konuşmak <laughs> için ee, hakikaten çok erken bir de çok geniş bir kadro var. Bu kadını tasfiye edecekler. Kimler olacak? Kimler edecek? Şimdi Fenerbahçe'ye bakarsak hep burada anlatmaya çalıştık. Geriden tutun. Sol tarafı olduğu gibi hızlı. Sağ tarafı olduğu gibi hızlı oyuncularla kurulu. Evet. Buraya Pekası da koy. Buraya e, Rossi'yi de koy. Buraya e, işte Osay var. E, buraya şey Ferdi var. Hepsi süratli oyuncular ve driptingi kuvvetli olan oyuncular. Burada ne kaldı? Sizin orta sahadaki esas Crespo'dan sonra oraya getireceğiniz bir tane e, kavavo gibi. ...tarzda evet. bir oyuncuya kaldı... ...yani <laughs> siz Lincoln'u fazla geriye... ki gelen bir oyuncu değil... ...önde size çok fazla başarılı olan bir oyuncu... ...onu da fazla getirmemek için... ...işte Chris Bokal var o... ...Mert Hakan o tarzda... ...hani biz deriz ya... ...biz teknikle böyle ısran oyuncular deriz... ...o tarzdaki oyuncular size önde çok iş yaparlar... Yani takımlarımız... ...ilk etaplarda biz hep şöyle söyledik... ...geçen sezonda söyledik doğru işler yapıyorlar... ...doğru transferler yapıyorlar ama... ...lik bir başlıyor tamamıyla... O bizim konuştuklarımız hep havada kalıyor. Mesela geçen sezonda üçte oynar mı, dörtte oynar mı onu derken bir baktık. Hoca her hafta değişik beşlilerle çıkınca kadroyla bu sefer takımın o oyun potansiyeli elinden kaçtı. Sonra neden sonra İsmail Hoca işte onu bir son dönemlerde toparladı ve Fenerbahçe'nin esas oynaması gereken oyun meydana çıktı Çünkü hı hı. çok fazla oynamadı. Şimdi sıkıntı ne var? Burada tekrardan hocada da onu yaşayabiliriz. Çünkü Avrupa maçları inşallah e, devam edecekler, çıkacaklar ki bütün takımlarımıza teminimiz var. Orada oynayacaksınız, Türkiye Ligi'ni oynayacaksınız, yarın öbür gün Ziraat Kupası gelecek. Bu e, geniş bir olayda siz, e, hani o rotasyon illeti var ya bizde söylediğim ama onu da şekilde kullanacaklar. O da dört tane, beş tane çıkarıp her değişiklikler yapacak mı bilemiyoruz. Ama e, hoca, yanılmıyorsam o tarzda değil, aynı... Jürgen'in yaptığı gibi kulüpten bahsediyorum. İşte şeyin Pep'in yaptığı gibi ideal bir 11 olacak. Her maçta hepsini oynuyor. İşte FA kupası oynuyor, aynı 11 oynuyor. Şampiyonlar Ligi'nde oynuyor. Grup maçları aynı 11'lerle çok değiştirmeden öyle yaparsa tam sizin işte hani deriz ya, Biz çatır çatır bir e, takım görüyoruz evet. diye yalnız e, süratli bir takım göreceğiz biz Fenerbahçe'de. Girişat onu gösteriyor alınan transferlerde. Her takım için hayırlısı olsun. İkinci kamp döneminden sonra ve oradaki oynayacağı maçlar bize tabii canlı da izleme şansımız olacak mutlaka TV'lerden. Daha geniş bir perspektifte bakabiliriz. Tabii az önce Mahmut Alparslan'ın söylediği konu da çok önemli. Şimdi taraftarlar Lincoln'un duran toptan yaptığı asistler var. Evet. Bu sene çok gol gelecek yorumu geliyor. Ya da hata çıktığı zaman ya bu oyuncudan olmaz hemen silmek lazım ama hazırlık maçlarını çok fazla sezonun geneli olarak baz almamak lazım. İşte ikinci devre bambaşka bir 11 sahada oluyor. Şimdi Lincoln evet. birçok oyuncuyla beraber oynuyor. Ya da Buruma birçok farklı oyuncuyla beraber oynuyor. İdeal 11 ile oynamanın getirdiği alışkanlıklar çok daha farklı sonuçlar getirir. Kesinlikle bir de Fenerbahçe'nin yani milli takımlardaki oyuncular 7 ya da 8 oyuncusu milli takımda ve şu anda tatil sürecindeler. Asıl e, baba oyuncular diyeyim. Hani yıldız oyuncular geldikten sonra rekabete girecek yeni transferler Buruma. Evet, Lincoln şu anda ilk 11'in oyuncusu olacak gibi duruyor ama hiç belli olmaz. Yani dediğimiz gibi Avusturya kampında o diğer oyuncular katılacaklar. Yanılmıyorsam 7 Temmuz, 7 Temmuz'da katılacaklar. Fenerbahçe'ye dahil olacaklar. Ondan sonra göreceğiz o forma savaşını. Jesus'un kafasında da o zaman oradaki hazırlık maçlarından ve oradaki idmanlardan sonra e, gerek taktik idmanları, gerek işte performansa dayalı idmanlar, çift kale maçlar ve hazırlık maçlarından sonra ilk 11'i belirleyecek. E, Lincoln tabii ki önemli. Geçen gün hazırlık maçında kullandığı bir korner vardı. Roberta Roberto Carlos'un kornerleri ya da serbest vuruşları gibiydi. Yani e, gerçekten duran topları çok iyi kullanıyor. Çok da gol atar bu sene Fenerbahçe duran toplardan Lincoln'un Topun başına geçtiği organizasyonlardan hem serbest vuruştan hem de kornerlerden gol atar ki bizim ligimizde kornerlerden e, gol atma oranı çok düşük. Ancak bir takım 50 kornerde bir tane gol bulabiliyor. E, o anlamda Fenerbahçe şanslı ama daha gelecek oyuncular var. E, yolda, sokakta, yani ne bileyim her yerde bana şunu soruyorlar. E, bizim santriforumuz kim olacak, santrifor almıyor muyuz diye bunu soruyorlar. İşte Jesus'un şu ana kadar hazırlık maçlarında Berişan'ın performansından memnun olduğu söyleniyor. Ama bunlar hoca hani memnundur mutlaka ama kafasında da diyordur. Ya bunlar hazırlık maçı asıl ligde acaba bu santriforlar bana yeter mi? Yetmez diye düşünüyorum Bu arada Zeki Uzundurkan Berişan'la ile elimizde de bir haber var. Tam da konusuna denk geldi. Bir bakalım çünkü tamam. Jesus'un kafasında... Berisha Serdar Dursun'la beraber hmm. sezona başlama evet. planları da olabilir. Hazırlık karşılaşmalarındaki form grafiğine göre belki burada değişiklik olabilir. Habere bakalım ardından Fenerbahçe'nin ve transferi rotasyonu üzerine konuşmaya devam edelim.